aynı yolda yürüyen, milletimizle aynı dili konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Adanalılar, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarımızın kıymetli temsilcileri, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yapacağımız Samsun Makine Sanayi Düktil Boru Fabrikası'nın ve organize sanayi bölgemizdeki 49 ayrı tesisin Adana'mıza, ülkemize, milletimize, özellikle de bu yatırımların sahiplerine, çalışanlarına hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu yatırımları şehrimize ve ülkemize kazandıran iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Bu fabrikalarda çalışan, çalışacak olan tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan Samsun Makine Sanayi yaklaşık yarım asırdır üretimiyle Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunuyor. Bugün açılışını yapacağımız 130 milyon dolarlık bu dev yatırım Adana Düktil Boru Fabrikası yıllık 300 bin tonluk üretimi 500 kişilik istihdamıyla bu alanda önemli bir yere sadece ülkemizde değil dünyada sahip olacaktır. Yine bu tören vesilesiyle organize sanayi bölgemizde tekstilden makineye, gıdadan plastiğe kadar farklı alanlarda imalat yapan 49 ayrı fabrikanın da toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam 1 milyar lirayı aşkın yatırım bedeli olan bu fabrikalar binlerce kişilik yeni istihdam alanı oluşturuyor. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, bütün bu fabrikaların sahiplerine, çalışanlarına, Adana'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'tan her birinize hayırlı ve bol kazançlar temenni ediyorum. Sevgili Adanalılar, değerli kardeşlerim, buraya gelmeden önce Tufanbeyli'de Sabancı grubuna ait Tufanbeyli Termik Santrali'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu termik santralin fiyatı, bedeli ne biliyor musunuz? 1,1 milyar dolar. Kendi alanında ülkemizdeki en büyük özel sektör yatırımı. İsimleri Adana'yla özdeşleşmiş olan Sabancı grubumuzun bu büyük yatırımının da hayırlı olmasını diliyorum. Ve buradan da 450 megawatt gücünde elektrik üretimi yapacak ve tüm Adana'ya hizmet verecek. Gerçek Türkiye fotoğrafı işte bu eserler. Türkiye'ye bakınca sadece hendekleri görenler, bunlara sesleniyorum. Bu hendekleri kazdıranlara bakın diyorum. Türkiye'ye bakınca sadece terör olaylarını görenler, o olayların müsebbibi olan örgütü besleyen, teşvik eden ve destekleyenlerdir.
Türkiye'ye bakınca sadece Suriyelileri, sadece çaresiz göçmenleri görenler, o insanların ülkelerini yaşanmaz hale getirenlerdir. Halbuki gerçek Türkiye, üreten Türkiye'dir. Büyüyen Türkiye'dir. Her alanda tarih yazan Türkiye'dir. Adana'ya, Adanalı kardeşlerime, işte bu çabalarıyla, gayretleriyle, azimleriyle yeni Türkiye'nin inşasına verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, hiç endişeniz olmasın. Bize eğilmek yakışmaz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz. Başka bir yerde asla. 13 yıldır ülkemizin 80 vilayetiyle birlikte Adana içinde çalışıyoruz. Projeler hayata geçiriyoruz. Hizmet veriyoruz. Adana'yı sanayinin, tarımın, ulaşımın merkezi yaptığımız gibi birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın da sembolü haline getirmek için var gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar yaptıklarımızı bir kenara bırakıyorum. Onları zaten siz gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi Adana'yı hızlı tren hatlarının merkezi haline getiriyoruz. Konya'dan Karaman üzerinden geçip Adana'ya ulaşacak hızlı tren buradan Osmaniye ve Gaziantep'e kadar devam edecek. Şu anda bu projenin inşaat çalışmaları etap etap sürüyor. Adana'nın ulaşım sorununu yaptığımız 169 kilometrelik bölünmüş yolla zaten çözmüştük. Şimdi yoğunluğu karşılayamayan Mersin-Adana yolunu yeniden projelendirdik. 2018 yılına kadar bu yeni yolu hizmete açıyoruz. Güney Çevre Yolu'nun da projesi bitti. İnşallah o da 2020 yılına kadar tamamlanacak. Çukurova Bölge Havalimanı'nın inşaatı yüklenici firmadan kaynaklanan sebeplerle maalesef gecikti. Ulaştırma Bakanlığımız şimdi bu işi devraldı. Önümüzdeki aydan itibaren bu iş hızlanacak ve en kısa sürede Adana'ya bu yatırım kazandırılacak. Kardeşlerim, şimdi Adana'ya 33 bin kişilik dev bir stadyum inşa ediyoruz. İnşaatta yarıya gelindi. Tamamlandığında şehrimizin sembol eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Ve şimdi görünen o ki Adana Spor Süper Lig'e çıkıyor. Tabii bu Adana'ya yakışır. Adana'da da beklenendi. Uzun yıllar beklendi ama şimdi gerçekleşiyor. İki, şehir hastaneleri benim özel önem verdiğim projelerdir. Başbakanlığımın ilk dönemlerinden beri bu alanda attığım adımlarla hamdolsun Adana'ya da 1550 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Sadece Adana'nın değil, tüm Orta Doğu bölgesinin sağlık üssü olacağına inandığım bu hastaneyi inşallah
önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. Hastaneye giriyorsun, tepeden tırnağa her şey orada halloluyor. Buradan ayrıl, bir tarafa git, buradan ayrıl, bir başka yere git, böyle bir şey yok. Hepsi orada. Bakınız, dikkat ederseniz ey Adana, artık yaptıklarımızı ifade etmeyi bir kenara bıraktık. Sadece şu anda yapılanları, yapılacak olanları anlatıyoruz. Evet, 13 yılda Adana'ya yaptıklarımızı teker teker saymaya kalksam, inanın burada sabah ederiz. Artık bunları yaşıyorsunuz. Rahmetli Neşet Ertaş, merhum babasından ilhamla şöyle derdi. Aşkına çalışan yorulmaz derdi. Aşk, aşk. Aşkına çalışan yorulur mu? Dertli olan yorulur mu? Olay bu. Biz de milletimize aşkla, sevda ile, şevkle hizmet ettiğimiz için yorulmadık, yorulmayacağız. Değerli kardeşlerim, Adana beylerin şehridir. Beyliklerin şehridir. Onun için Adanalı'nın duruşu, oturuşu, asaleti bir başkadır. Sizin Allah'ınıza kurban. Adanalı'nın dünya gözü de, gönül gözü de açıktır. Türkiye'de neler olduğunu, kimin hangi niyetle ne yaptığını Adanalı çok iyi bilir. Biz yeni Türkiye derken birilerinin ısrarla eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşması gözünüzden kaçmıyor değil mi? Biz yeni anayasa derken birilerinin ısrarla darbe anayasasına sahip çıkmasına Adanalı sessiz kalır mı? Biz Türkiye'yi terör belasından kurtarmak için gövdemizi taşın altına koyarken bizi taşa tutanları Adanalı affeder mi? Adana'yı, bakınız, Türkiye'nin demiyorum, bölgenin demiyorum, tüm dünyanın en önemli enerji dağıtım merkezlerinden biri haline getirmek için çalışırken bize çelme takanları Adanalı affeder mi? İşte biz Adana'yı bunun için seviyoruz. İşte bunun için her önemli kararımızda Adana'ya bakıyoruz, Adanalıların ne dediğine bakıyoruz. O güzel Adana türküsünde ne diyor? Adana köprü başı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı. Tamam. Biz bugüne kadar dosta düşmana karşı hep Adanalılarla beraber olduk. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz dün 23 Nisan'dı. Kurtuluş Savaşı'mızı başlatan ve yürüten Büyük Millet Meclisimizin açılışının 96. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Daha Büyük Millet Meclisi açılmadan önce Adana'nın yiğitleri ne dediler? Adana'ya gavur gelmiş. Böyle diyerek dağa çıkmışlar ve mücadeleyi başlatmışlardı. Bu çok önemli. Adana'da kalanların yaşadıkları zulüm bir yandan, Anadolu işlerine doğru göçmek zorunda kalan kadınların, çocukların, yaşlıların çektiği eziyet, diğer yandan Adanalı'yı adeta bıçak gibi bilemişti. Biz bugün her fırsatta ne diyoruz? Tek millet. Tek millet. Türküyle.
Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Avazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Arabıyla tek millet. 79 milyon biz tek milletiz. Bizi ayıramayacaklar. Bizi bölemeyecekler. Bunu söyleyenlere vereceğimiz cevap bu. Tek millet. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Her şehit bizim için bir yıldızdır. Onun için bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Gençler, sevgili Adanalılar, şunu iyi bilelim. Eğer bir toprak şehit kanlarıyla yoğrulmuyorsa o vatan olmaz. Yoğrulduğu için bu topraklar nedir? Vatandır. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. 4 tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimizden başka devlet var mı? Neymiş o? Paralel devlet. Ne paralel devlet ya? Ne paralel devlet? Pensilvanya'da oturuyorsun. Hadi çık gel. Orada niye duruyorsun? Çık gel. Suçlu değilsen gel. Hepsi kaçıp gittiler. Ne demiştim? İnlerine gireceğiz demiştim. Girdik mi? Girdik. Hala devam ediyoruz. Bir kısmı biliyorsunuz cezaevlerinde, bir kısmı yurt dışına kaçıp gittiler ve sürekli olarak şu anda güvenlik güçlerimiz bunları kovalıyor. Onlar kaçıyor, biz takip ediyoruz. Neden? Bu ülkeyi bölmeye hiçbirinin gücü yetmeyecek. Bizi bölemeyecekler. Onun için işte bizim işaretimiz bu. Tek millet. Hep beraber tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Olay bu. Ve biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, bayrak deyince Arif Nihat Asya'yı rahmetle, hasretle yad etmekten geçmek olmaz. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasından yıllar sonra burada öğretmen olarak görev yapan merhum Arif Nihat Asya en güzel şiirini nerede yazdı biliyor musunuz? Adana'da. Adana'da. Yine bir 23 Nisan töreni hazırlığı için öğrencilerini okutmak üzere bayrak konulu bir şiir arayan şairimiz içine sinen eser bulamayınca bir gece oturup sabaha kadar bayrak şiirini yazmıştır. Kendisiyle yaşarken tanışma fırsatı bulamadığım bu büyük şairin şiirleri gerçekten de gönlümü titreten duygularıma tercüman olan eserlerdir. Rahmetli Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini okuyup da yüreği kabarmayan herhalde hiç kimse yoktur. Bu şiir evet biraz serttir. Tıpkı yazıldığı topraklar gibi, o toprakların insanları gibi bu şiirin de sakınmadan sözünü söyleyen bir havası vardır. Ne diyor bu şiirde merhum şairimiz? Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayram, senin destanını okudum,
senin destanını yazacağım. Evet, destan yazanlar burada. Destan yazacak olanlar da burada. Bugün kahraman askerlerimiz işte bu destanı yazıyorlar. Polislerimiz, korucularımız bir kez daha al bayrağımızın destanını yazdılar, destanını yazıyorlar. Adana ve genel olarak bu bölge son terör olaylarında en çok şehit veren yerlerden biri oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize sabır, başsağlığı diliyorum. Evet. Şehitler ölmez. Vatan yolunda, Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama siz bilemezsiniz. Hüküm bu. İlahi hüküm bu. Dün Adana'ya gavur gelmiş diyerek mücadeleyi başlatan Adanalılar bugün de aynı hissiyatta. Çukurcuları o açtıkları çukurlara gömerek mücadelede yine ön safta yer almışlardır. Bu ülkede bayrağı indirmenin, ezanı susturmanın öyle kolay olmadığını, bunu akıldan geçirmenin dahi bir bedelinin olduğunu, olacağını cümle aleme gösteren Adanalı kahramanları saygıyla yad ediyorum. Şehitlerimize ve gazilerimize layık olabilmek için daha çok çalışacağız. Şehitlerin ruhlarını muazzep edecek, gazilerin gönüllerini kıracak hiçbir davranışa izin vermedik, vermeyeceğiz. Çanakkale'de ne yaptıysak, Kutülamare'de ne yaptıysak, Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptıysak, burada da aynısını yapacağız. Ülkemize ve milletimize yöneltilmiş son silahı, son bombayı bu topraklardan çıkarana kadar bu mücadele bitmeyecek. Aynı şekilde ülkemizin ve milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne kin kusan, son çene kapatılana kadar bu mücadele bitmeyecek. Demokrasiye eyvallah. Hak ve özgürlüklere eyvallah. Hukukun üstünlüğüne eyvallah. İfade ve basın hürriyetine eyvallah. Siyasetçinin kendini güvende hissetmesini sağlayacak dokunulmazlıklara eyvallah. Ama bunların hiçbirinin milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin varlığına yönelik saldırılar için kalkan olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Kardeşlerim, kardeşlerim, dünyanın aklı başında hiçbir ülkesi, hiçbir milleti böyle bir şeye müsaade etmez. Bize bu konuda hakaret edenlerin kendi ülkelerinde benzer bir sıkıntı ortaya çıktığında neler yaptıklarını, yapabileceklerini görüyoruz, biliyoruz. Demokrasinin, hakların, özgürlüklerin ölçüsü Türkiye'de başta diğer ülkelerde başka olursa bunun adı çifte standart olur. İki yüzlülük olur. Şu anda bize karşı takınılan tavır da tam olarak işte bu da budur. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz bir yanağımıza tokat atana diğer yanağımızı dönmeyiz. Binlerce yıllık devlet geleneğine,
dünyanın en kadim medeniyetine sahip bir millet olarak hangi durumda ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Bugün kendi akıllarınca bizi tehdit etmek için terör örgütlerinin sırtını sıvazlayanlar yarın aynı kuyuya kendileri düşeceklerdir. Dün mecliste konuşma yapıyorlar. Siyasi partilerin başkanları. Bir tanesi iç savaştan bahsediyor. Terör örgütü arkasında çıkmış ikide bir Dolmabahçe mutabakatından bahsediyor. Ne Dolmabahçe mutabakatı ya? Ne Dolmabahçe mutabakatı? Nereden çıkmış böyle bir şey? Böyle bir mutabakat filan söz konusu değil. Bu iktidarın terör örgütüyle bir mutabakatı söz konusu değildir, olmamıştır. Değerli kardeşlerim, bugün bize yöneltilen eleştirileri biz yarın onlara yöneltir miyiz bilmiyorum. Ama şurası bir gerçek ki içinde bulunduğumuz şu zor şartlarda insani ölçüleri kaybetmeyen bir millet olarak asla onlar gibi zalim olmayacağız. Çünkü biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Kardeşlerim, şimdi bu açılışın malum şu dev eserin kendisi de söyledi. Sahibi Trabzon dernek pazarından. Dev bir yatırımı Samsun'a yaptı. Açılışında bulundum. Hamdolsun bugün de bir dev yatırım Adana'da. Burada da yine açılışında bulunmak bana nasip oldu. İşte vatanseverlik bu. Bak Trabzon dernek pazarından geliyor bir yatırımı Samsun'a, bir yatırımı buraya yapıyor. Ve bu eser sıradan bir eser değil. Çok ciddi bir eser. Hamdolsun dünyada şu anda nadir eserlerden bir tanesi. Kendisini kutluyorum. Samsun Makine Sanayi, Adana Düktil Boru Fabrikası ve toplu açılışını yaptığımız 49 ayrı tesisin Adana'mıza, tüm Adanalılara hayırlı olmasını diliyorum. Bu fabrikaları şehrimize, ülkemize kazandıran firmalarımızı, iş adamlarımızı kutluyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Adana'yı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Samsun Makine Sanayi Adana Fabrikası ve yapımı tamamlanan diğer tesisleri açılış kurdelesini kesmek suretiyle hizmete sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sayın bakanlarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın valimizi, sayın belediye başkanlarımızı ve Samsun Makine Sanayi Yönetim Kurulu Başkanımızı sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun.
Adnan Bey nerede? Gel Fatma Hanım. Evet, hazır mısınız? Tüm bu eserler Adana'mıza, Adanalılarımıza hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer Adanalı hemşehrilerimiz, Samsun Makine Sanayi Adana Fabrikası ve yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreni burada sona erdi. Teşrif eden başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Açılışı yapılan tesislerin özelde Adana'mıza, genelde ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.